Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan bir önceki videoda elektron dizilimlerine başlamıştık ve orada hatırlarsan şöyle bir cümle kurmuştum. Elektron dizilimlerini ben sana iki videoda anlatacağım. Birinci videosu genel elektron dizilimleri, ikinci videosuysa özel noktalardan, püf noktalardan oluşan video demiştik. Şimdi özel ve püf noktaları içeren videodayız arkadaşlar. Bu ikisini izlemeden soru çözümüne lütfen geçme. Birini izledin, aa hocam bu çok kolaymış hemen soru çözeyim deme çünkü özel durumları var. O özel durumları ÖSYM ve soru bankaları sık sık kullanır ve seni düşürmeye çalışır. İşte biz de düşmemek için özel durumları tek tek inceleyeceğiz. Madde madde gidelim. Birincisi temel hal ve uyarmış hal arasındaki özel durum. Arkadaşlar temel hal ve uyarmış hal ne dediğimde artık hemen cevabını verebildiğinizi düşünüyorum. Çünkü çok defa bunu söyledik. Temel hal dediğimiz şey atomun en kararlı haliydi. Bak burada da yazmışız. Atomun en kararlı hali temel haldi. Elektronlar enerji alarak üst enerji seviyelerine çıkabilir. Bu hale ise uyarmış hal diyorduk. Peki temel hal ve uyarmış halin elektron dizilimlerinde kullanımı nasıl? Veya elektron dizilimine bakarak bir atom temel halde mi uyarmış halde mi nasıl anlayacağız? Olay çok kolay. Normal elektron dağılımı yapılmış halde ise temel haldedir arkadaşlar. Normal elektron dağılımı neydi? En düşük enerjili orbitallerden başlayarak elektronları yerleştirmeydi. Mesela sodyumda burada olduğu gibi. Sodyum 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sıra dışı hiçbir şey yok. Her şey bildiğimiz formatta. Ha, bu o zaman temel hal. Ancak sağ tarafta öyle bir dizilim var ki normalde 3s1 olması gerekirken 4s1 olmuş. İşte elektron diziliminde olması gerekenden daha üst enerjili bir orbitaldeyse elektron, o zaman uyarılmış hal diyorsun. Tamam mı? Uyarılmış hal. Ne zaman uyarmış halmiş? Olması gerekenden daha yüksek enerjili bir elektron orbitalde elektron varsa. Yani doldurmadan gittiyse. Mesela burada 3s2 deyip doldurarak gidecekti. 3s2. İşte say para. Hatta 3p6. Ondan sonra 4s1 gelmesi lazımdı. Ancak bunu yapmış? İkisini bir atlayaraktan direkt 4s1 atlamış. Yani burada olması gerektiğinden daha yüksek enerjili bir orbitale geçiş olmuş. Böyle durumlarda uyarmış hal diyoruz. Elektron dağılımına bakarak uyarmış hali bu şekilde anlıyoruz. Başka bir örnek verelim. Örneğin lityum olsun. Lityumun 3 tane elektronu var. Elektron dağılımını yazacak olsak normalde 1s2, 2s1. Elektron dağılımı bu şekilde. Ama size tuttu da lityumu şöyle verdi. 1s1, 2p1. Eğer böyle bir elektron dağılımı verdiyse olması gereken neydi? 2s1'de, ancak daha yüksek enerjili olan 2p1'de. Enerji almış bu. Enerji aldıysa uyarılmış hal. Uyarılmış hal. Tamam. Uyarılmış hali böyle ayırt ediyorsun. Bu birinci özel durumumuzdu. Gelelim ikinci özel durumuna. İzoelektronik tanecikler. Ya hocam ben bunu TYT'de gördüm. Bunun ne özel durumu olacak? Deme. Var, bunun da özel durumu var. Hani TYT'de bir cümle kurmuştuk. Bunun devamını AYT'de anlatacağım size demiştim hatırlarsanız. Neydi o cümle? İzoelektriğin tanımıydı. Proton sayıları farklı, elektron sayıları ve elektron dağılımları. İşte özel cümle buraydı. Elektron dağılımları aynı olan tanecikler izoelektroniktir. Yani izoelektronik olabilmesi için iki taneciğin elektron sayılarının eşit olması yeterli değil. Aynı zamanda elektron dağılımlarında aynı olması lazım. Hocam elektron sayısı aynıysa bunun elektron dağılımı da aynı değil midir? Değil arkadaşlar. Öyle olmayabiliyor. 20 elementten yani ilk 20 elementten sonraki elementlerde elektron dağılımı farklılık gösteriyor. Mesela alüminyumla oksijen iyonu. İkisinde proton sayısı 20'den küçük. Bak bunlarda herhangi bir durum yok. Proton sayısı 20'den küçük olanların elektron sayıları eşitse genelde direkt yüz elektronu yapıştırabilirsiniz. İşte 3 deneyi toplarsan 13 yapar. 10. 10 elektronu var alüminyumun. Oksijene bakıyorsun. Eksi 2 ile kaçı toplarsan 8 yapar. 10. Elektron sayıları aynı. Dizilimlere de aynı. Bunlar izoelektroniktir deyip geçtin. Tamam mı? Ama 20'den sonraki olanlarda durum farklı. Bunu göstermek için şu kalsiyum örneğine bakalım. Gel şimdi kalsiyum örneğine. Kalsiyumun elektron dağılımı bu şekilde. Tamam mı? Sc artı 1'in elektron dağılımını vermiş. Sc artı 1'in elektron dağılımından önce bir de Sc'nin elektron dağılımını yapayım ben size. Hani Sc 21 olsun. Direkt bunun elektron dağılımı yapalım. Say, say, para, say, para,
say dede dedik. 1S, 2S, 3S, 4S, 2P, 3P, 3D mi? Bak kare kare 6 kare 6 kare 1. Toplam ne yaptı? 21 elektron yaptı. Bir tane elektron koparacak olduğum zaman nereden koparıyordum? En sondan gelip koparmıyordum. En sondaki orbitalden koparmıyordum. En son katmandan koparıyordum. Öyle değil mi? Unutma bunu. En son orbitalden değil, en son katmandan. Bu üçüncü katmanda, burası ise dördüncü katmanda. O zaman bir elektron koparacaksam buradan kopartmam lazım. Buradan bir elektronu azaltırsam ne olacak? 4S1 olacak. Elektron sayısı 20 oldu. 21'den 20'ye düştü bir elektron kopartınca. Elektron dağılımı bu şekilde. Bunun da 20 elektronu var. Bunun da elektron dağılımı şu şekilde. İki elektron dağılımı birbirine benziyor mu? Benzemiyor. O zaman bunlar izoelektroniktir diyemeyiz. Tamam mı? Bunlar izoelektronik elementler değil arkadaşlar. Niye? Elektron dağılımları aynı değil. Evet, elektron sayıları aynı ama elektron dağılımı aynı değil. Elektron dağılımı aynı değilse izoelektronik olamaz. Bu da ikinci önemli noktamızdı. Şimdi bununla alakalı başka sorular var. Onlara da bakarız. Şurada iki tane örneğimiz var. Önce bunları bir çözelim. Elektron dağılımları verilen X ve Y tanecikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Y, X'in uyarmış halidir. Şimdi Y, X'in uyarmış hali olabilmesi için aynı element olması lazım. Aynı element olabilmesi için de proton sayılarının aynı olması lazım. Bakalım proton sayıları aynı mı bunların? 2, 4, 9. Toplam 9 elektronu var X'in. Y'ye bakacak olduğun zaman 2, 2 daha 4, 8, 1 daha 9. Bunun da 9 elektronu var. Bunlar aynı elementlermiş. Peki uyarılmış hal mi? Normalde 9 elektronun elektron dağılımı bu şekilde olur. Say say para dedin. 2, 2, 5. Ancak Y ne yapmış? P'yi doldurmadan enerjisi yüksek bir orbitale elektron göndermiş. Demek ki enerji almış bir. Enerji aldığına göre bu uyarılmıştır arkadaşlar. Uyarılmış haldedir. Birinci ifade doğru. Gelelim ikinci ifadeye. X'ten elektron koparmak Y'ye göre daha kolaydır. Uyarılmış haldekiler kararsız oluyordu. İlk fırsatta kararlı hale geçmek istiyordu. Bu yüzden kararsız olandan daha kolay elektron kopartırsınız. Kararsız olan uyarılmış haldeki Y'dir. Bu yanlış. Y'den daha kolay kopartırsın. Ya hocam tam anlamadım, başka bir yöntemden ben bunu çözebilir miyim dersen şöyle çözebilirsin. Farz et X'ten elektron koparmak için 10 enerji gerekmiş olsun. Normalde Y ise enerji alıp Y'den de koparmak konu olsun. Y'ye sen enerji verdin ve elektronu ne yaptın? Daha yukarıya taşıdın. Ekstradan bir enerji verdin. Tamam mı? İşte eksi 2 enerji verdin. Enerjiyi verdin. 2 enerji azalmış oldu. Bunda ise hala enerjimiz var arkadaşlar. Bak şuraya daha az enerji veririz. Toplam biz 10 yapmak istiyoruz. 2 enerji verdik. 10 yapmak için 8 enerji harcarım. 10 yapmak için yukarıdakinde 10 enerji harcarım. Hangisinde daha az enerji harcadım? Y'de. Tamam mı? Çünkü mevcutta bir enerji var. Az bir şey verdik. Az daha vermemiz lazım. Bu yüzden Y'den daha kolay kopartırız. Diğer seçeneklerde bakalım. Y, X'ten yüksek enerjilidir. Evet. Yüksek enerjili. Enerji verdik çünkü uyarmış halde. Y, X'e dönüşürken ışın yayar. Uyarmış haldeki tanecikler temel hale dönerken ne yapıyordu? Işın yayıyordu ki buna biz emisyon diyorduk. Eğer unuttuysan hemen yukarıdaki notlar kısmında hatırlatma babında yazdık, oraya bakabilirsin. Y ve X ve Y atomları aynı elemente aittir. Evet, bunlar aynı element. X'in de proton sayısı 9, 9'u. Proton sayısı aynıysa zaten bunlar aynı elementtir. Bu da doğru bir ifade. Gelelim örnek 26'ya. Diyor ki X iyonu ile Y iyonu izoelektroniktir. İzoelektronik elektron sayıları aynıdır. X'in elektron sayısı kaç? -2 ile 16 toplayınca -2 ile kaçı toplarsam 16 yapar? 18. İzoelektronik elektron sayıları aynı. Yani burası 18 ise şuranın da 18 olması lazım. Buraya da 18 yazdım. Tamam mı? Artı 1 ile 18'i topla. Yüklü elektron topladığında proton sayısını buluyordun hatırlarsan. Bu da bizim proton sayımız olmuş oldu. Devam edelim soruda. Buna göre nötr Y atomunun elektron diziliminin son terimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi nötr Y'nin proton sayısı kaç? 19. Yaz elektron dizilimini. Say, say, para, say, para, say diyecek olsam yeterli olacaktır galiba. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Elektronlar yerleştiriyorum. 2, 2, 6, 10 etti. 12, 18, 1.
Son terimimiz ne yaptı arkadaşlar? 4S1. Cevabımız 4S1'dir diyoruz. A seçeneği. Şimdi burayı da geçtik. Gelelim 3. özel durumumuza. Valens elektron sayısı. Bazen size bunu da sorarlar arkadaşlar. Valens elektron sayısı demek değerlik elektron sayısı demek. Yani TYT'de görmüştünüz değerlik elektron sayısını. İlk 20 element için çok basit. Elektron katman dağılımı yapıyorduk. O elektron katman dağılımında son katmandaki bulunan elektron sayısı bizim değerlik elektronun eşiti. Örneğin flor için konuşacak olalım. 2, 5 diyorduk. Pardon, kaç yapar? 2, 7 diyorduk. Son katmanda hocam 7 elektron varsa değerlik elektron 7 diyordun. Ya da işte ne olsun? Alüminyum 13. Tamam mı? 2, 8, 3 diyordun. Elektron katman dağılımı TYT'de hatırlarsan. Son katmanda hocam 3 tane elektron varsa değerlik elektron 3 diyordun. Okey. Şimdi arkadaşlar bir de 20'den sonrakilerin değerlik elektron bulurken bunu kullanamıyoruz. Tamam mı? Orada ne yapacağız? Elektron dağılımlarına bakacağız. Elektron dağılımlarından değerlik elektronu nasıl buluyoruz? Şu şekilde buluyorsunuz. Elektron dağılımı S ile bitiyorsa S'nin üzerindeki S orbital üzerindeki elektron sayısı benim değerlik elektronumdur. Elektron dağılımım P ile bitiyorsa P artı onun bir ondan bir önceki S'nin elektronları toplamı, yani şurada X ve Y olsa X artı Y'nin benim değerlik elektronumdur. D ile bitiyorsa elektron dağılımım D'den bir önceki S ile elektronları toplamı yine bizim değerlik elektronumuzu verir. F ile bitiyorsa gençler, işte şu şekilde elektron dağılımı yaptınız, F ile bitiyor. F'den bir önceki S ile elektronların toplamı değerlik elektronu verir. Değerlik elektronu hesaplarken ne yapıyormuşuz? En son biten orbitallerin elektronların toplam sayısını alıyormuşuz. Bir de size değerlik orbitalleri sorarlar. Değerlik orbitallerde değerlik elektronların olduğu orbitallerde doğal olarak değerlik orbitallerimiz hani şuradaki iki orbital olmuş oluyor. P ile bitiyorsa S ve P, D ile bitiyorsa şuradaki S ve D bizim değerlik orbitaller oluyor. Şimdi örneklerde görelim bunları. Sodyum neyle bitmiş? 4S1 ile. S'de bittiyse zaten bir öncekine bakmaya gerek yok. Direkt S'in üzerindeki elektron sayısı benim değerlik elektronumdur. S'in üzerinde kaç elektron var? 1. Değerlik elektronum 1'dir. Alüminyum. Yazdın, say say para say. Yerleştirdim. 3P1 ile bitti. P ile bitiyorsa P ve ondan bir önceki S'nin üstleri toplamı. 1 artı 2'den değerlik elektron sayımız 3. Galyum. Yazdığınız elektron dağılımı 4P1 ile bitti. P ile bitmiş. P'nin üzeri ve ondan bir önceki orbital değil bak. Altını çiziyorum. Ondan bir önceki elektron değil, orbital değil. Ondan bir önceki S. 2 artı 1'den değerlik elektron sayımız 3 yapar. Arkadaşlar bakın burada bir tane mangan var. 5D ile bitmiş. 5D ile bitmiş ama bir önceki S ile toplayarak değerlik elektron sayısını biliyorduk. 2 artı 5'ten değerlik elektron sayısı 7'dir diyeceğiz. Değerlik orbital sorarsa değerlik elektronların olduğu orbitaller değerlik orbitaldir. Yani bizim buradaki değerlik orbitallerimiz S ve D. Yukarıdakindeki değerlik orbitallerimiz S ve P arkadaşlar. Buradaki yine değerlik orbitalimiz S ve P'dir diyeceğiz. Hocam değerlikler kaç olabilir veya ne yapabiliriz? Örneğin şöyle bitti. Ne yapalım? Ne diyelim? 4S 2 3D 7. Değerlik elektronu ne yapacağız? Değerlik elektronu arkadaşlar yine ikisinin toplamı olacak. 9 olacak. Tamam mı? Burada grup ve periyot bulurken özel bir nokta göstereceğim. Şu an bunu vermeyeyim. Bir sonraki, hatta verebilirim ya. TYT'de zaten grup ve periyotta B gruplarından bahsetmiştik. Arkadaşlar B grupları için, B gruplarında, altını çiziyorum, B gruplarında değerlik elektronu 8, 9 ve 10 olan elementler 8B grubundadır. Hani hatırlarsanız hani periyodik tablomuzda 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B ve 2B şeklinde bir grubumuz vardı değil mi? İşte orada şu görmüş olduğun 3 defa aynı grubun tekrar etmesi şu değerlik elektronlarından kaynaklı. Değerlik elektronu 11 olanlar 1B, değerlik elektronları 12 olanlar ise 12'nin ikisinden 2B elementi oluyordu. Bunu da periyodik sistemde göstereceğim. Burada şu an bir intro vermiş oldum. Okey. Örnek 7.
Aşağıda verilen atomlardan hangisinin değerlik elektron sayısı daha fazladır? Flora bakın arkadaşlar. F 9. Say para diyecek olsam yeterli olacaktır. 1 2 şurası da 2 olacak. 2 2 5 mi? Değerlik elektron sayısı kaç yapar? Şuraların ikisini toplarsın. 2 artı 5'ten 7 yapar. Bunun değerlik elektronu 7. P'ye bak. Say para diyelim. P 15. Şu kat sayılar yazmıyorum. Direkt elektron sayılarına bakacağım. Şu an işim elektron sayılarıyla. 2 2 6 2 ne yaptı? Şurada da 3 mü yaptı? Topladığın zaman değerlik elektron sayın 2 artı 3'ten 5 yapar arkadaşlar. Bunu da yazdık. T'ye bak. Mavi rengi alayım. Kırmızı renk neden hoşuma gitmedi. Say para dede diyecek olursak 2 2 6 2 6 2 20 yaptı. 2 daha koyduk. 22. Değerlik elektron sayılarımız şu ikisinin toplamı 2 artı 2'den 4 yaptı. G'ye bak. G 32 demiş. Say para diyecek olsam yeterli olur. 2 2 6 2 6 2'den 20, 10 daha yaptım. 30. Şuraya 2 koydum. 32. Değerli elektronlarım ne burada? Şuradaki P ve bir önceki S mi? Ne yaptı? 2 artı 2'den 4 yaptı. Bununki de 4. SR'ye de bak. SR 38. Say para diyelim. 2 2 6 2 6 2 10 30 yaptı. 36 38 mi? SR'nin değerlik elektronu kaçmış? 2. Değerlik elektron sayısı en büyük olan hangisi? Flor. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Biraz uzun bir soru çözümü oldu. Örnek 28. Temel halde bulunan vanadyum atomu ile ilgili yargılandığın hangileri doğrudur diyor. Şimdi vanadyumu şurada bir elektron katman dağılımı ilişkimiz yok ya. O TYT'de kaldı. Neyini yapıyoruz? Elektron dizilimini yapıyoruz vanadyumun. Vanadyum 23. Tamam mı? Say para dede diyecek olsam yeterli olacaktır. 1 2 3 4 2 3 3 mü? 2 elektron aldı. 2 aldı. 6 2 6 2 ne yaptı? 20 yaptı. 23 olması için şuraya da 3 yazdım. Değerli elektron sayısı 3'tür. Değerli elektron sayısını bulabilmek için en sondaki orbital neyle bitmiş? D ile bitmiş. D ve bir önceki S'nin toplamıydı. 2 artı 3'ten değerli elektron sayısı bunun 5 olması lazım. 3 olmaz. Yanlış. Bu iyonuyla izoelektroniktir diyor. Şimdi bu iyonun elektron sayısı kaç? 23. Hocam bunun da elektron sayısı 23. Hemen atlamıyoruz. Ne yapıyorduk? Bunu farklı bir renkte yazalım. Değerlik elektron sayısı değil. Bir normal halin elektron dizilimini yazalım. Say para dede diyecek olsam yeterli olacaktır. 1s, 2s, 3s, 4s. 2p, 3p, şurası da 3d mi? Bak normal halin elektron dağılımı bu şekilde oluyor. Tamam mı? 20. Şuraya 5 daha yazsam 25. Ancak diyor ki 2 tane elektron kopart bundan. 2 elektron kopartacaksam nereden kopartıyorum? Son yörüngeden. Son yörünge 4. yörünge var. 2 elektronu buradan kopartıyorum. 2 elektronu buradan koparttığımda şurası gitti. Elektron dağılımı nasıl bitti? 3P6, 3D5 ile bitti. Yukarıdakinin elektron dağılımı nasıl bitiyor? 4S2, 3D3 ile bitiyor. Elektron dağılımları aynı değil bunların. İzoelektronik olabilmesi için elektron sayısı ve elektron dağılımının aynı olması lazımdı. Burada elektron dağılımı aynı olmadığından dolayı bu da yanlış. Tamam. 11 tane dolu, 1 tane yarı dolu orbitali vardır diyor. Arkadaşlar bak D'de kaç orbital vardı? 5. 1, 2, 3. Yani toplam 3 elektron var. Tamam mı? Zaten şimdiden 3 tane yarı dolu var. Tam doluyu saymaya bile gerek yok. Bu doğrudan yanlış bir cümle. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneğidir diyoruz. Bunların alayı yanlış. Buraya da geçiyoruz. Son özel durumumuz arkadaşlar. Lan süre ne kadar uzun? Of 20 dakika olmuş. Küresel simetri. Var ya böyle soru bankalarının, ÖSYM'nin tam böyle kurtarıcı noktasıdır burası.
Niye? Küresel simetri öğrenciler unutur. Ben de buradan güzel bir soru çakarım. Hepsi hop kalır öyle derler. Küresel simetri nedir arkadaşlar? Küresel simetri altını çize çize tane tane söylüyorum. Elektron dağılımı orbitallerin yarı dolu ya da tam dolu bitiyorsa küresel simetridir. Tamam mı? Küresel simetrik kelime anlamı olarak ne demektir arkadaşlar? Yani niye insanlar veya pardon insan değil elementler niye elementler küresel simetri olur veya olmak ister? Küresel simetri arkadaşlar elementlerin en kararlı hallerinden biridir. Herkes kararlı olmak istediğinden dolayı küresel simetrik olmak ister, tamam mı? Elektron dağılımını yazdın. Yarı dolu ya da tam dolu bitiyorsa küresel simetriymiş. Yani elektron dağılımının sonu S1 ya da S2, P3 ya da P6, D5 ya da D10, F7 ya da F14 şeklinde bitiyorsa bir elementin bilin ki bunlar küresel simetri. Hocam yalnız bunlarla mı bitenler küresel simetri? Burada bir tane daha düşürücü nokta var ki zaten en önemli nokta burası arkadaşlar. Özel durum diye yazmışız buraya. Şu şekilde 4S2 3D1 ile biten, 4 ile biten. Bir de 4S2 3D9 ile bitende de küresel simetri vardır. Diyeceksin ki hocam hani bu son dağılımı yarı dolu veya tam dolu değil. İşte arkadaşlar tam dolu yapıyor. Ne yapıyor? Şöyle şu şekilde bir dizilim alıyor. 4S1 3D5 oluyor burada. Tam dolu, yarı dolu yapmak için. Buradaysa 4S1 3D10 oluyor gençler. Şu görmüş olduğunuz krom elementi CR, şu görmüş olduğunuzsa bakır elementi. Bu ikisinde böyle bir özel durum var. 4S2 3D4 ile bitiyorsa hemen düzeltiyorsunuz. 4S1 3D5 yapıyorsunuz. Küresel simetri özelliği gösterebilmesi için. Şu şekilde görmüş olduğun elektron dağılımları yanlış olur. Buysa doğru olur. Çok 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 önemlidir. Hocam sadece krom ve bakırda mı vardır? Hayır, daha fazlası, daha farklılarda da bunlar var ama ÖSYM'nin müfredatı kapsamında ikisini bilmeniz yeterli arkadaşlar. Başka bilmenize gerek yok. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Eğer siz kromun elektron dağılımını normal bildiğiniz gibi yaparsanız işte 24 tane var. Say, say, para, say, para, say, dede dediniz. Sonra yerleştirdiniz. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 4. Bu şekilde bırakırsanız bu elektron dağılımınız yanlış olur. Doğrusu neymiş? Doğrusu 4S1 3D5'miş. Tamam, doğrusu bu arkadaşlar. Böyle olunca ne oldu? Yarı orbital sayısı 5'ten 6'ya çıktı, görüyor musunuz? Bizim için oldukça önemli bir şey arkadaşlar bu. Yıldız. Aynı durum bakırda da var. Bakırda da şu şekilde bırakmıyorsunuz. Yarım bırakmayın. Tamam mı? 4S1 3D10'a tamamlayın. Doğrusu bunun bu. Bu da son özel durumumuzdu. Şimdi konu anlatımı burada biter. Soru çözümü yapacağız. Dileyen benimle birlikte soru çözümüne katılır. Dilemeyense soru bankasını önüne alır. Kendi kendine çözer. Bence birkaç tane örneği birlikte çözelim ama yine de seçme hakkını size veriyorum. Gelin örnek 29'a bakalım. Aşağıdaki elektron dizilişleri verilen element atomlarından hangilerinin değerli elektron sayısı yanlıştır? Şimdi S ile bitmiş değerli elektronu 1. S ile bitmiş değerli elektronu 1. P ile bitmiş bir önceki S ile topla değerli elektronu 4. P ile bitmiş bir önceki S ile topla değerli elektronu 5. P ile bitmiş bir önceki S ile topla değerli elektronu 8. Hangisi yanlış? B seçeneği gördüğünüz gibi yanlış. Niye? 1 olması gerekirken 3 demiş. Tamam. 20. soru. Pardon, 20 değilmiş lan, 30'muş. 30. örnek. Yargılanan hangi değer doğrudur? Küresel simetrik özelliği gösterir diyor. Az önce söyledik ama yine de bir elektron dağılımını yazalım. Say, say, para, say, para, say, dede. Tamam mı? 1S, 2S, 2P, 3S, 4S, 3P, 3D. Şimdi 2, 2, 6, 2, 6. 2, 4 diyecektim. 2, 4 olmayacaktı. Ne yapacaktık? Küresel simetri bu. 1, 5 yapacaktık, değil mi? Hani şöyle 4S2 3D4 ile bitiyorsa bunu hemen düzeltip 4S1 3D5 yapıyorduk. Küresel simetri oluyordu.
Şimdi küresel simetri mi? Artık yarı dolu küresel simetri doğru. Değerlik elektron sayısı 6'dır. Değerlik elektron sayısı D bir önceki S ile topla. S'de de 1 var. İkisini toplayınca 6 yapar. Doğru. S orbitallerinde toplam 8 elektron vardır. 2, 4, 6, bir de burada 7. Toplam 7 elektron var. 8 elektron yok. Yanlış. Doğruları sordu. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. Şimdi arkadaşlar burada test 7 var. Test 7'ye bakalım. Test 7'nin ben öncelikle şu 22. sorusunu çözmek istiyorum. Bir kısmını ben çözeyim, bir kısmını siz çözün. İkinci sorusu gerçekten tüm anlattığımız her şeyi özetliyor. Bu yüzden onları çözmek istedim öncelikle. S, C ve T iyonlarla ilgili hangileri doğrudur diyor. İzoelektronik taneciklerdir. Bakalım izoelektronik mi gerçekten? Elektron sayılarını önce hesapla. Artı 1 ile neyi toplarsan 21 yapar? 20. Elektron sayısı 20. Artı 2 ile neyi toplarsan 22 yapar? 20. Bunun da elektron sayısı 20. Hocam elektron sayıları aynı. Ne yapıyorduk? Özel durumu hatırla. Elektron dağılımlarına da bakıyorduk. 20'den sonraların. Şimdi SC'nin elektron dağılımı bir yazalım. SC dediğimizde 21'e göre yazarız değil mi? İyon hali değil. Say, say, para, say, para, say. Kat sayılarla işim var mı? Yok. Direkt elektronlar yazıp geçeyim ben. 2, 2, 6, 2, 6, 2 dediğim zaman ne yaptı? 20 yaptı. Şuraya bir de değer yazarsam 21 mi yaptı? SC'ninki bu. T'ninkini yazıyoruz. T22'ninkini. Say, say, para, say, para, say, dede dedik. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 2 deyince 22 oldu. Arkadaşlar bakın katyonlar elektron dağılımlarını yaparken önce normal halini yapıyoruz, ardından elektron kopartıyorduk. Ha, kat sayılarını yazmam lazımmış. Kat sayıları önemliymiş bu arada. Yazalım. Kat sayım 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3. Kat sayım 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3. Kat sayı niye önemli dedim? Çünkü elektron koparacağım. Elektron koparacaksam nereden koparacağım? Son yörüngeden koparacağım. 3D son yörünge değil. 4S daha son yörünge. Elektronu buradan koparacağım o zaman. Kaç tane kopartmış? Bir tane kopartmış. Bir tane koparttığım zaman ne yapar? Elektron dağılımı nokta 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 diyorum. 4S1, 3D1 ile biter. Şimdi aşağıdan kaç tane koparacağım? 2 tane koparacağım. 2 tane yine son yörüngeden kopartıyorum. Son yörüngeden koparacak olursak eksi 2 yazdık. Nokta 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 nokta. 3P6 3D2 ile mi bitti? Böyle kopartınca. Nokta nokta kısımları şuralar. Buraların hepsi aynı zaten. Şimdi baktığın zaman yukarıdaki elektron dağılımı ile aşağıdaki elektron dağılımı aynı mı? Değil. Elektron sayıları aynı ama elektron dağılımları aynı olmadığından dolayı bu izoelektronik tanecik değildir. Yanlış. Tamam mı? İkinci öncül. S orbitallerindeki toplam elektron sayıları eşittir. Sayalım. Saylan diyor ya. 2, 4, 6, 1 tane kaldı. 7. Şunda 7 tane var. Diğerini sayıyoruz. 2, 4, 6. Şu ikisi de gitti. 6 tane var. Eşit mi? Değil. Yanlış. Toplam elektron sayıları eşittir. 20'ye 20 zaten eşit. Doğru. Cevabımız yalnız 3. B seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Şu 5. örneği de çözeyim. Diğerlerini size bırakacağım. 5. örnek değil hatta 5. soru. Bakır iyonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Öncelikle bakır iyonunu arkadaşlar elektron dağılımını yazalım. Say, say, para, say, para, say, dede desem yeterli olacaktır. 1, 2, 3, 4, 2, 3, bu da 3. Önce ne yapıyorduk? Normal halini yazıyorduk. Tamam mı? Önce normal halini yazdım. Normal hali 6, 1, 10. Niye 1, 10 yazın hocam? Hani S2, D'ye 9 olacaktı. 29 olması için. Küresel simetri gösterdi. 1, 10 yazdım. Bir tane de elektron kopart demiş. Bir tane elektron kopardığım zaman nereden kopartırım? Son yörüngeden. Son yörünge burası. O zaman elektron dağılımımız bizim bakır iyonunun şöyle mi oldu? Onu da sildim hatta daha iyi görün diye. Cu 29 iyonun elektron dağılımı bu. Soruyu buna göre cevaplayacağız. Elektron dizilimi 3D10 ile sonlanır. Evet. Bak küresel simetri yapmasaydın. Bak küresel simetri olmasaydı
S2D9 ile bitirirdin. Bir elektronu buradan kopartırdın. D9 derdin, yanlış çözerdin. Küresel simetri yaptık ve hemen doğru çözdük. Düşme buraya. Küresel simetri özelliği gösterir. Evet. Yarı doğru orbital sayısı. Bak yine küresel simetri kullanmamış olsaydın bir elektronu buradan kopardın. S1 D9 olurdu. İki tane yarı dolu var derdin. Yanlış işaretlerdi ama küresel simetri yaptın. Hepsi tam dolu oldu. Yanlış. Yarı dolu orbital sayısı yok bunun. Tamam mı? C seçeneğimiz yanlış. Diğerlerine bakalım. S orbitallerinde 6 tane vardır diyor. Baktığın zaman 6 tane var mı? 2, 4, 6. Evet. Elektron bulunduran en yüksek enerji orbitali en sondaki orbitaldir. O da 3'te. Bu da doğru. Gençler, elektron dizilimlerini bitirdik. Tamam. Bundan sonra ne yapacağız? Elektron dizilimleriyle kuantum sayılar arasında da bir ilişki kuracağız. Ardına periyodik sisteme geçeceğiz. Yani modern atom teorisinin kuantum sayılarıyla, elektron dizilimleriyle alakalı olan kısmı bir video sonra bitecek. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.